Önsöz TV'den merhaba. Her hafta pazartesi günü Önsöz Gündem adlı programımızda sizlerle olacağız. Önsöz Gündem'in konu olarak her hafta gündemi yorumlamak için Vefa Serdar bizlerle olacak. Önsöz Gündem programında daha beraberiz. Bu hafta biraz kısa tutacağız programımızı. Önümüzdeki hafta tekrar yeniden eski alıştığımız formatıyla yayına devam edeceğiz. Şimdi sözü Vefa Serdar'a bırakıyoruz. Vefa, söz sende. Merhaba sevgili Önsöz TV izleyicileri. Tarihin nasıl hızlı bir devrim içerisine girdiğini hep beraber yaşayarak görüyoruz. Yeryüzünün lanetleri dünyanın her tarafında ayağa kalkmış durumdalar. Sokakları ele geçirdiler ve egemenlere karşı tam bir başkaldırı içerisindeler. Bu gelişmeler gösteriyor ki aslında dünyada bir devrimci durum giderek olgunlaşmaktadır. Devrimci durumun gelişimi ileride nasıl bir boyut alacak? Bunu şimdiden kesmek mümkün değil. Ama şunu söyleyebiliriz. Tarihin bu döneminde artık insanlık var olan kapitalist sistem içerisinde yaşamak istemediğini, bu sistemi aşmak istediğini ve insanca yaşamak istediğini her yerde eylemleriyle ortaya koyuyor. Devrilen heykellerden görebilirsiniz. İnsanlık artık sömürgeci dönemin, ırkçı dönemin o devasa heykellerine baş kaldırmış durumda. Onları yerle bir ediyor, parçalıyor ve aslında bu heykellerin devrilişi eski sistemin yıkılışının ve yeni bir dünyanın kuruluşunun da müjdesi oluyor. Kapitalist sistemler artık insanlığa bir şey vermediği gibi onların elinde olanları da almaya çalışıyor. Biliyorsunuz yıllardır işçi sınıfı ve emekçiler kapitalist sisteme karşı mücadele içerisinde önemli haklar elde ettiler. Şimdi koronavirüs bahane edilerek bu haklara da saldırılar başladı. Örnek olsun diye söyleyelim, Türkiye'de işte son dönemde kıdem tazminatları üzerine yapılan tartışmalar bunun bir örneğidir. Daha önce kıdem tazminatlarının fona değeri şeklinde gündeme gelmişti. Şimdi tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak gündeme geliyor ama içerik aynı. Amaç sadece işçi sınıfının ve emekçilerin kazanmış olan haklarına el koymak ve şu anda kriz içerisinde olan ekonomiyi yönetebilmek için buradan gelebilecek olan fonu biraz işte krizin dindirilebilmesi için fona aktarılması düşüncesi hakim görünüyor. Tabii bunu büyük bir algı operasyonuyla sanki işçilerin yararına bir düzenlemeymiş gibi aktarıyorlar ama sadece şunu söylemek bile işin foyasının ortaya çıkması için yeterli olacaktır. Buradaki amaç bugün emekli olmak isteyen işçilere ve emekçilere kıdem tazminatı vermemektir. İşçiler ve emekçiler mezarda emeklilik adı verilen işte 65 yaş üstü duruma geldiklerinde emekliliğe hak kazandıklarında yani yaşa takılmadıklarında ancak ve ancak bu kıdem tazminatını alabilecekler. Onu da nasıl alacakları gerçekten meçhul. Ama bugünkü siyasi iktidar sadece sorunu kendi üzerine atabilmek için ve tam takır kuru bakır olan hazineyi bir şekilde bir damla olsun hani bir gelir kazandırabilmek için bu şekilde bir yola başvuruyor. Bunun önümüzdeki dönemde tabii büyük mücadelelere ve çatışmalara neden olacağı açık. Türk İş bile bugün yapmış olduğu açıklamada İşte eğer böyle bir şey olursa, kıdem tazminatına el konursa bunun bir genel grev nedeni olacağını söylüyor. Tabii Türk İş'in bir genel greve gidip gitmeyeceği ya da bunu nasıl bir boyutta örgütleyeceğini şimdiden kestirebilmek mümkün değil. Ama bir şekilde bunun büyük sınıfsal kapışmalara, çatışmalara neden olacağını öngörmek gerekiyor. Çünkü bu öyle bir konudur ki sendikaları ve benzerini de aşar. İşçi sınıfı tam da bu nedenden dolayı aramış olduğu genel bahaneyi bulur ve sokaklara iner. Bu çünkü işçi sınıfı için gerçekten de kırmızı çizgidir. Sendikaların kırmızı çizgi açıklamasına çok fazla önem vermemek gerekiyor ama kıdem tazminatı meselesinin işçi sınıfı için, emekçiler için kırmızı çizgi olduğu çok açıktır. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte siyasi iktidarın kıdem tazminatını gasp etmek yönündeki kararlılığı aynı şekilde işçi sınıfı ve emekçilerin de
kıdem tazminatını gasp ettirmemek için mücadele kararlılığı olarak sokaklara yansıyacak. Ve bu da tabii ki Türkiye'de bir devrimin gelişmesinin ana dinamiklerinden biri olan işçi sınıfının mücadelenin başına geçmesiyle beraber yeni bir sürecin başlaması anlamına gelecek. Bu başka dinamiklerle de birleştiğinde büyük bir etki yaratacaktır. Çünkü toplumsal huzursuzluk oldukça yaygın. Bakıyorsunuz işte bir yandan HDP'nin başlatmak istediği darbeye karşı demokrasi yürüyüşü var ve her yerde saldırıya uğruyor, devlet baskısıyla karşılaşıyor. Bir yandan baroların Türkiye'nin birçok ilinden savunma yürüyor adı altında Ankara'ya doğru başlatmış olduğu yürüyüş var. Faşizm kendisini tahkim ettikçe ve toplumsal muhalefetin kanallarını tıkadıkça bu tür eylemler de Türkiye'nin dört bir yanında olmaya devam edecek. Bu eylemlerin de gelişim seyrini önümüzdeki süre içerisinde göreceğiz. Ama artık biriken çelişkiler ve patlamaya hazır hale gelmiş olan toplumsal dinamikler öyle görünüyor ki bundan sonraki süre içerisinde sınıf dinamikleriyle de birleşince çok daha büyük bir yıkıcı güç haline gelebilecektir. Bütün bu irili ufaklı eylemler dünyadaki devrim süreciyle de birleşince Çiğ'in yıllar önce bahsetmiş olduğu o çarpan etkisini gösterecektir ve bütün dünya artık tek bir sürecin parçası olarak belki de yeni devrimleri görebilecektir. Bir yanda sürmekte olan 3. Dünya Savaşı ve hızından bir şey kaybetmeyen pandemi ve diğer yandan da yükselmekte olan dünya devrim süreci içinde bulunduğumuz yeni dönemi karakterize etmektedir diyor ve hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler Vefa Serdar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.